Yeni yılla birlikte yapılan yeni düzenlemelerin de yürürlüğe girmesi erken emelilik için gün sayan vatandaşları EYT konusunda umutlandırıyor. Peki 3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi? Yeni yıl ile birlikte yapılan reformlar EYT'den yararlanmayanlar için de bir umut ışığı oldu. Erken emeklilik binlerce kişi için önem arz ediyor. Bu kapsamda yapılan yenilikleri yakından takip edenler, yeni yılla birlikte bu kapsamda yapılacak reformların hangi vatandaşları hangi şartlarda kapsadığını da merak ediyor. EYT düzen düzenlemesi 1999 yılı öncesinde sigortalı olan bireyler için yaş şartı olmadan emekli olma imkanı sunuyor. Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan yaklaşık 3 milyon vatandaş emeklilik hakkında sahip olabiliyor. Öte yandan 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için kademeli bir yaş şartı öne sürülüyor. Kısmı emeklilik hakkı içinde bu şartları karşılamak gerekiyor. 3 Mart tarihinden bu yana 2 milyon eğitli emeklilik başvurusu yaptı. EYT düzenlemesinin ardından 3 Mart tarihinden bu yana 2 milyon EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunarak haklarını elde etti. Öte yandan EYT kapsamında yürütülen düzenlemeler 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik şartlarını içerdiğinden 8 Eylül 1999 tarihi sonrası sigortalı olanların şartları da vatandaşlar tarafından arama motorlarında en çok aratılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şartlar neler? 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olarak ilk kez işe başlayanların, yaşlılık aylığını hak kazanabilmeleri için belirli şart bulunuyor. Bu kapsamda başvurunun değerlendirilebilmesi için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekiyor. Bu kişiler EYT kanunu kapsamına giriyor. 23 Mart 2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartları yerine getiremeyenler için kademeli geçiş süreci öngörülüyor.